Güvenlik tedbirleri ve sistemleri 6. bölüm Özel güvenlik hizmetleri uygulaması 1. Giriş: Özel güvenlik hizmetleri 2004 yılında kabul edilen 5188 nolu özel güvenlik hizmetlerine dair kanunla uygulamaya konulmuştur. Bu kanuna dayanarak 25606 sayı ve 7 Ekim 2004 tarihli resmi gazetede özel güvenlik hizmetlere dair kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Bu bölümde bu yönetmelikten bahsedeceğiz, 6. ve 7. bölümde. Bu yönetmeliğin amacı 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu yönetmelik 5188 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik izni verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranan açık şartlar ve eğitim sonucu yeterliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar. Türkiye'de özel güvenlik hizmetlerine ilişkin uygulamalar söz konusu bu yönetmelik üzerine esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bahsettiğimiz yönetmeliğin amacı hukuki dayanağı ve tanımlardan bahsediyor. Bu yönetmeliğin amacı 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam: Bu yönetmelik 5188 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik izni verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar. Hukuki dayanak: Bu yönetmelik 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı kanun özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 26. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar: Özel güvenlik hizmetlerine uygulanmasına dair yönetmelikte bir takım tanımlar yer alır. Yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlar şu şekildedir. Kanun 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunu ifade eder. Bakanlık İçişleri Bakanlığı'nın, Komisyon Eril'de Vali Yardımcısının Başkanlığı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın temsilcilerinden oluşan Özel Güvenlik Komisyonu temsil eder. Merkezi Sınav Komisyonu özel güvenlik eğitim sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulama sınavları yürütmek üzere bakanlıkça belirlenecek bir mülki idare amirin başkanlığında bir üyesi jandarma genel komutanlığından olmak üzere 5 kişiden oluşan komisyonu, uygulamalı sınav komisyonu özel güvenlik eğitimi sonunda illerde yapılacak olan uygulamalı sınavları yürütmek üzere vali tarafından oluşturulacak en az 3 kişiden müteşekkil komisyonu veya komisyonları, özel güvenlik birimi bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere kendi bünyesinde kurulan birimi, özel güvenlik şirketi Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketleri, özel eğitim kurumu, özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitim vermek üzere bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını, alarm izleme merkezi, konut, iş yeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanılarak bunları izleyen işletmeleri, yönetici özel güvenlik şirketlerinde ve alarm izleme merkezlerinde özel güvenlik görevlerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini bunların yerine sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme, yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticileri, özel güvenlik görevlisi, kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri ifade eder. Evet, tanımlar bu şekilde. Özel güvenlik komisyonu ve görevleri yönetmelikte geçen özel güvenlik komisyonu. Özel güvenlik komisyonu her ilde valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın temsilcilerinden oluşur. Sanayi Odası'nın bulunmadığı illerde komisyona Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır. Komisyon gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komisyon üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve çekimsel oy kullanılamaz. Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır. Komisyon kararları başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve muhafaza edilir. Kanunun 3. maddesinde belirtilen istisnai haller dışında özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Özel güvenlik komisyonunun görevleri. Yönetmeliğin 6. maddesinde özel güvenlik komisyonunun görevleri sıralanmıştır. Buna göre özel güvenlik komisyonunun görevleri şu şekilde: İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine özel güvenlik personeli istihdam etmek veya
özel güvenlik şirketlerine hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek, kurum ve kuruluşların talebi üzerine iş yerinin çalışanlarına ve tesislerine özel güvenlik birim kurmak veya özel güvenlik şirketlerine hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek, özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek ve taşınabilecek silah ve tesisatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek, para veya ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek, koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getireceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek, para ve değerli eşya nakli ve cenaze veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallelerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak, özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak, özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak, kanun ve yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak şeklinde. Özel güvenlikle ilgili izinlerin verilmesi. Kanun kapsamında özel güvenlik kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek kurum veya kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşlar tarafından belirlenir. Özel güvenlik izni. Kişi ve kuruluşlar özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve tesisatın miktar ve niteliğini belirtir. Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra komisyon, özel güvenlik izninin verip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetinin yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir. Özel güvenlik izni verilen kurum veya kuruluşun talebi olması halinde özel güvenlik görevlisine izin veya istirahat gibi durumlarda yerine geçiş personel görevlendirilebilmesi, hizmette aksama veya faaliyet zafiyete düşülmesinin önüne geçilmesini temin etmek ve geçilebilmesini temin etmek ve geçici güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan hallerde görevlendirmek amacıyla komisyonca il genelinde verilen özel güvenlik görevlisi kadrosunun %10'unu aşmayacak şekilde personel istihdam etme izni verilebilir. Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir. Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç 10 iş günü içinde neticelendirilir. Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için özel güvenlik izin belgesi düzenlenir. Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde geçici veya acil özel güvenlik izinlerinde ise müracaat sırasında valiliğe verilir. İlk defa işe başlama veya ayrılma, özel güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlinin yer değişimleri, kurum ve kuruluşlar arasındaki personel değişiklikleriyle ayrı izin belgesine sahip birimleri arasındaki değişikliklerde göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri 15 gün içinde valiliğe bildirilir. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni, toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde özel güvenlik izni vali tarafından verilir. Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak tesisat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre valilikçe istenilebilecek ek önlemler alınır. Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunur. Valiliğe yapılan müracaatlar faaliyetin başlamasından en geç 24 saat öncesinde neticelendirilir. Valinin takdiriyle acil hallerde bu süreler uygulanması, güvenliğin sağlanması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planı değiştirilmesini istemeye yetkilidir. İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar
başvuru dilekçesinde belirtilir. Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz. Faaliyet izni ve sona erdirilmesi. Şirketler üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hissedilerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir. Özel güvenlik faaliyet izni için bakanlığa yapılacak başvuruda şu belgelerden birer suret eklenir. Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi'nden bir örnek, hisse sahipleri ve yöneticilerin TC kimlik numarası ve imza sirküleri, şirketi temsil edecek yöneticilerin yetki belgesi, bir D maddesinde bir değişiklik yapılmış. Ona ilgili şeyde bakabilirsiniz. İlgili yönetmeliğin ilgili maddesinde. Fıkıhsı yöneticilerin 4 yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge. Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası. Şirketin kurucuları arasında tüzel kişi bulunması halinde tüzel kişiliği temsil edecek kişinin kanun gerçek kişi kurucularda aradığı şartları taşıması esastır. Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirket kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakaben özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi düzenler. Faaliyet izin belgesi özel güvenlik şirketinin kurucusuna, yöneticisine, kanuni vekiline veya özel güvenlik şirketlerince yetkilendirilen kişiye elden teslim edilir. Alarm izleme merkezi veya özel eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri bunların her biri için ayrıca izin almak zorundadır. Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenir. Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir. Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili şirket tarafından valiliğe verilir. Bildirimler sorumluluk esasına göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne ya da İl Jandarma Komutanlığı'na bizzat yapılabilir. Bildirimin yapılacağı günün tatil gününe rastlaması halinde bildirim takip eden ilk mesai günün mesai bitimine kadar yapılır. Ayrıca istihdam edilen özel güvenlik personeli listesi ve bunların özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personel göreve başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili şirket tarafından valiliğe verilir. Özel güvenlik şirketleri kurucuların, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin kanunda belirtilen şartları muhafaza edip etmediklerini valiliğe bildirir. Kanun hükümlerine göre özel güvenlik izni alarak bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar en az bir ay önce başvurmak şartıyla komisyon kararı ve valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler. Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son verdiği tespit edilenlerin özel güvenlik uygulaması komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilir. Yabancılar. Yabancı bir şirketin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye'de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet esaslarına göre kanunda belirtilen şartlara tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığı'ndan sorulur. Koruma ve güvenlik planları. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri bu yönetmelik kapsamında özel güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini 30 gün içinde valiliğe verir. Valilik koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin 30 gün içerisinde giderilmesini isteyebilir. Mülki idare amirlerinin yetkisi. Mülki idare amirleri özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerini halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemeye, özel güvenlik görevlisinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir. Spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması ile ilgili olarak 28 Nisan 2004 tarihli ve 5149 sayılı spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun il ve ilçe spor güvenlik kurullarına tanıdığı yetkiler sağlıklıdır. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir. Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu takdirde özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Önleyici arama yapılması. Görev alanında can ve mal güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması,
suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde ve eşyanın tespit edilmesi amacıyla dedektörle X-ray cihazından geçirerek veya kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir. Kamuya açık alanlarda üst araması 1 Haziran 2005 tarihli ve 25.832 sayılı resmi gazetede yayınlanan adli ve önleme aramaları yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir. Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından, hemcinsi tarafından yapılır. Tabii afet hallerinde yardım yükümlü. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür. Suça el koyma. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. Özel güvenlik görevlisi çalışma izni. Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için bir takım belgeler gerekir. Söz konusu izne dair yönetmelikçe belirlenen bilgi ve belgeler şu şekildedir. TC kimlik numarası, 4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf, özel güvenlik temel eğitim sertifikası, temel eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge, başvuru sahiplerinden haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara ruhsat harcını yatırdıkları takdirde özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilir. Güvenlik soruşturması özel güvenlik eğitimi devam ederken de yaptırılabilir. Bu takdirde başvuru sırasında özel güvenlik temel eğitimi sertifikası istenmez. Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan emekli olanlar ile en az 5 yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlar da özel güvenlik temel eğitim şartı ve kanun 10. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde belirtilen eğitim şartları almaz. Yüksek Eğitim Kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokulundan mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlar da silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartları almaz. Özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm izleme merkezlerine çalışacak olan yöneticilerin güvenlik soruşturmaları yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olan yöneticilere özel güvenlik yöneticisi kimlik kartı verilir. Özel güvenlik görevlisi ve yönetici olacaklar hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması temel eğitim sertifikasının düzenlendiği tarihten 5. ve 6. fıkralarda belirtilen kişiler için ise başvuru tarihinden itibaren her 5 yılda bir yenilenir. Özel güvenlik görevlilerinde ve yöneticilerde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğini tespiti halinde kimlik kartı ve çalışma izni ilgili bakanlıkça yani valiliklerce iptal edilir. Sağlık şartları. Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için kanunun 10. maddesinde sayılan şartların yanı sıra belirteceğimiz hususları kapsayacak şekilde bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan özel güvenlik görevlisi olur ibareli sağlık raporu istenir. Hangi şeyden polikliniklerden alınıyor? Yani bu sağlık raporu hangi poliklinikleri kapsıyor? Psikiyatri bölümü. Bu kapsamda psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu, psikopati, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olmamak, nöroloji bağlamında özel güvenlik hizmetini yerine getirmesini engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlık olmamak, göz, körlük veya gece körlüğü olmamak, kulak, burun, boğaz, özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak şeklinde. Özel güvenlik görevlilerin bildirilmesi. Kişi, kuruluş ve şirketlerce istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılan özel güvenlik görevlileri 15 gün içinde valiliğe bildirilir. Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gönderilmesi halinde kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur. Kimlik kartları. Özel güvenlik yöneticisine, görevlilerine ilgili bakanlıkça yani valiliklerce verilen kimlik kartında yöneticinin veya görevlinin adı ve soyadı ile yönetici veya silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Özel güvenlik görevlileri kimlik kartını görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakasında taşır. Kimliğin kaybedilmesi halinde işveren durumu derhal bakanlığa yani valiliklere bildirir. Kimlik kartları kanunun 11. maddesi gereğince her 5 yılda bir yenilenecek
yenilenecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olması ve özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının ibrazı halinde ruhsat harcı alınmaksızın temel eğitim sertifikası alanlar için sertifikanın düzenlendiği tarih 17. maddenin 5. ve 6. fıkralarında belirtilen kişilerin için ise başvuru tarihi esas alınarak her 5 yılda bir yeniden düzenlenir. Özel güvenlik kimlik kartları vaatlerce elektronik sistemle gönderilen bilgiler esas alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenebileceği gibi bakanlıkça uygun görülecek kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan tüzel kişilere de yaptırılabilir. Kimlik kartlarının bedeli ve basımına ilişkin esaslar bakanlıkça belirlenir. Kartlar, kimlik kartı sahibinin nüfus vatandaşlık işleri genel müdürlüğü adres kayıt sisteminde kayıtlı adresine veya şahsın beyan edeceği adrese posta aracılığıyla gönderilir ve kendisine belirlediği bir kişiye veya kanuni vekiline teslim edilir. Üniforma ve tesisat. Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Yani kolluk kuvvetlerini taklit edemez. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve tesisat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile tesisat bakanlıkça onaylanır. Özel güvenlik görevlileri gece görevinde spor müsabakalarında konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine arkasında ışığı yansıtan yani reflektör biçiminde özel güvenlik ibaresi yazan giyerleri giyerler. Daha sonra alarm merkezleri. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi valiliklerce verilir. Yeterlilik belgesi için valiliğe yapılacak başvuruda şu belgelerden birer suret eklenir. Kurucu ve yöneticilerin TC kimlik numarası, yöneticilerin 4 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin aslı veya bakanlıkça valiliklerce onaylı sureti, alarm izleme merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi, yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası, genel kolluk bilimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge veya alarm izleme merkezinde kullanılacak teknik tesisatın amacı elverişliliğine ilişkin taahhütname şeklinde. Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan alarm izleme merkezinin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde belirlenen alarm izleme merkezi kurma ve işletme yeterlilik belgesi düzenlenir. Kanun yürürlüğe girmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen alarm izleme merkezi kurma ve işletme izinleri verildikleri süre için geçerlidir. Alarm izleme merkezleri alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir. Kanun hükmünde kararnamelerde özel güvenlik hizmetlerini ilgilendiren hususlar. Özellikle 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişimi sonrasında bir takım kanun hükmünde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişikliklerde özel güvenlik hizmetlerine ilişkin bir takım hususlara dair düzenlemeler yapılmış. Kanun hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemeler şu şekildedir. 667 sayılı KHK. Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler madde 4. 3. fıkrasını bu maddeye göre görevlerine son verilen silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. 668 sayılı KHK'da alınan tedbirler. Madde 2. 1. fıkranın A bendi gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmezler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler. Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, üyeliği vesaire görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nca ilgili pasaport birimine derhal bir bildirimde bulunur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. 669 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma personeli ilişkin tedbirler. 669 sayılı KHK. Madde 2. 1. fıkrada belirtilen kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın askeri rütbe ve
memuriyetleri alınır ve bu kişilerin yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı'na kabul edilmezler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler. Doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler. Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği vesaire görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, genel gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişilerin oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bilgisine göre Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ilgili pasaport birimlerine derhal bildirimde bulunur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. 670 sayılı KHK kamu personeline ilişkin tedbirler. Madde 2. 1. fıkra gereğince kamu görevinden Türk Silah Kuvvetleri'ne, Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı'ndan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'ndan çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler. Bir daha kamu hizmetine istihdam edilemezler. Doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler. Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve vesaire görevleri de sona ermiş olur. Bunlar hakkında ayrıca 4. maddede madde hükümleri uygulanır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. 672 sayılı KHK kamu personeli ilişkin tedbirler. Madde 2. 1. fıkra gereğince kamu görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'ndan, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı'ndan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı'ndan çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler. Doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler. Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği vesaire görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. 675 sayılı kamu personeli ilişkin tedbirler. 675 sayılı KHK. Madde 1. 1. fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler. Doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler. Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği vesaire görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları konut, kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıklara ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. 675 sayılı KHK Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler. Madde 2. 4 Haziran 1937 tarihli ve 3205 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 55. maddesinin 19. ve 20. fıkraları ile geçici 27. maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilen kendi isteğiyle emekli olanlar ve veya Emniyet Teşkilatı disiplin tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurlarından çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ, PDY terör örgütüne aidiyeti iltisaklı veya irtibatı olan ve ekli 2 sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler. Doğrudan veya dolaylı görevlendirilmezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği vesaire görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Değerlendirme notları.
özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğiticilerinde aranacak şartların belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi, özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik kapsamındadır. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yasal dayanağıdır. 5188 sayılı kanun, vali yardımcısı, il emniyet müdürlüğü temsilcisi, ticaret odası başkanlığı temsilcisi, sanayi odası başkanlığının temsilcisi özel güvenlik komisyonunda yer alır. Özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi özel güvenlik komisyonu kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Azami personel sayısını belirlemek, taşınabilecek silah miktarını belirlemek, tesisatın miktar ve niteliğini belirlemek, fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemek özel güvenlik komisyonunun görevlerindedir. Özel güvenlik izni verilen kurum veya kuruluşun talebi olması halinde ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilmek amacıyla komisyonca il genelinde verilen özel güvenlik görevlisi kadrosunun %10 oranında personel istihdam etme izni verilebilir. Şirketler üçüncü kişilere koruma ve güvenlik izni verebilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan faaliyet izni alır. Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son verdiği tespit edilenlere özel güvenlik uygulaması komisyonun kararı ile sona erdirilir. Yabancı bir şirketin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye'de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı hukuklu kişilerin istihdamı Dışişleri Bakanlığı'nın mütekabiliyet esaslarına göre sorgulanır. Özel güvenlik görevlilerince kamuya açık alanlarda üst araması adli ve önleme aramaları yönetmeliğine göre yapılır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.